Arkadaşlar, kısalarla Arapça öğreniyorum dersimize hoş geldiniz. Kıssamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. Nerede kalmıştık? Validetü, anne evladına sesleniyor. Validetü el hamdü lillahi ene bi hayrin ve keyfe ente Abdullah Abdullahi ene bi hayrin tefaddali tefaddali hadihil vardete hadihil vardete hadihil vardete elvalide şükran ya büneyye Şükran. Ye. Büneyye. Büneyye. Şükran. Cezilen. Şükran. Ren. Cezilen. Abdullah. Abdullah. El valide tü. Abdullahi, Abdullah cevap veriyor annesine. Affen. Affen. Bir şey değil. Validetü, anne. Anne. Arkadaşlar, anne kelimesi müennes. Yuvarlak temiz. Müenneslik alametimiz. Yuvarlak içine aldık. El-Valide El-Valide El-Validü El-Validü baba. El-Validetü anne. Sonuna müenneslik t'si getirdiğimiz zaman kelime müennes oluyor. El validetü anne. Elhamdü lillahi. Elhamdülillah. El ham dülillah. Ene bi hayrin. İyi. Hayır kelimesi Türkçe'de iyi. İyi. İyi yim. Ene bi yim. Ene bi yim. Ene bi hayrin iyiyim. Ve keyfe ve vav Türkçe'de kullanıyoruz. Ve keyfe ente sen nasılsın? Sen nasılsın? Ve keyfe ente? Abdullahi, Abdullah daha önce de zikrettik arkadaşlar. Abd, kul, Allah Celle Celaluhu iki isim
bir araya gelip birincisi ötüre, ikincisi esire olduğu zaman o isim tamlaması demektir. Burada Allah'ın kulu isim tamlaması şeklinde bir özel isim. Ene bi hayrin. Ene bi yim. Neyim? Hayrin iyiyim. Tefaddali buyur. Buyur. Hâzihil vardete. Bu gülü. Hâzihi bu. Varde gül. Bu gülü. Gül isim. Ü gülü. Bu ı da olabilir. İ de olabilir arkadaşlar. U da olabilir. Gülü. Gülü. Elif lam takısının karşılığı oluyor Arapçada. Hâzihil vârdete. Bu gülü. Tefaddali buyur. Tefaddali. Tefaddal. Müennesi arkadaş. Tefaddali müennesi. Tefaddal buyur. Müzekkeri. Müzekker. Tenisiyesi geldiği zaman bayanlara hitap kalıbı olmuş oluyor. El-Validetü anne. Şükran ya büneyye. Teşekkür. Teşekkür. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya büneyye. Oğulcuğum. O ul cu gum. Oğulcuğum. Şükran cezilen. Çok teşekkür ederim anlamında. Çok teşekkür. Teşekkür ederim. Abdullah afven. Bir şey değil. Bir şey değil. Türkçemizde böyle ifade ederiz. Evet, el-validetü el-valide el-validetü anne, eyne evuke? Ey, soru edatı arkadaşlar. Eyne evuke? Ebu, ebun, ebun, baba. Ebun baba. Ebuke baban. Eyne nerede? Ne re de. El validetü anne idi. Anne. Eyne. Nerede? Ebu ke. Baban. Baban. Arkadaşlar, Ebu ke. Ebun baba dedik.
Bakın burada bir fazladan vav var. Bu vav ötüre. Ebuke. Eyni ebuke. Baban nerede? Ebi bakalım. Ebi nerede Ebi? Ebi fil gurfe diyelim. Fil gurfe. Bakın Ebi mübteda olur. Yani özne olur. Yani özne. Mübteda veya Türkçe'ye göre özne. Fil gurfe haber olur. Yani yüklem. Dolayısıyla ebun kelimesinin fail yani özne olması dolayısıyla ebu kelimesi vavlı gelmiştir. Zamir, yelik zamirimiz, aidiyet zamirimiz eklenirken fail durumunda olduğu için ebu ke şeklinde. Ebu kelimesi ebun kelimesi arkadaşlar vav ile ötüre olur. Ebu vav ile ötüre olur. Ebe elif ile üstün olur. Evet, bu bilgiyi verdikten sonra devam edelim. Hemen yuvarlak içine alalım. Ebu burada fail durumunda olduğu için vavlı geldi. Harf ile hareke alan irabını harf ile alan isimlerden. Eyne ebuke? Baban nerede? Ve ehuke? Erkek kardeşin. Ehu ke. Erkek kardeşin. Kardeşin. Nerede? Ve ühtüke. Ve ühtüke. Tüke. Tü. Ke. Ehu yine baba. Ebun kelimesi gibi ehu da vav ile ötürü olan isimlerden biridir arkadaşlar. Bu isimler Ebun, Ehun, Hamun, Fü, Zü. Ebun, Ehun, Hamun, Fü, Zü. Bunlar bu beş kelime harf ile harekelenen isimlerden. Bu beş isim harf ile harekelenen isimler arkadaşlar. Dersimiz uhtuke kız kardeşin. Kız kar de Şin. Nerede?
Arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. إن كان طلبة الصغار في مراحل تعليمهم الابتدائي يحاولون التقاط ما يستطيعون من الكلمات والتعابير العربية البسيطة كي يتعلم هؤلاء الطلبة الصينيون ولو جزءا يسيرا من لغة الضاد علها تكون البداية للتبحر في اللغة. بمبادئ العربية البسيطة نحاول هنا في هذا الصف أن نحبب اللغة إلى الطلبة ونمدهم بالدافع المضي قدما في تعلمها إذ إنها تفيدهم كثيرا أثناء العمل هنا في إقليم نينغشيا. لعل ثقافة إقليم نينغشيا للأغلبية المسلمة من قومية خوي الصينية هي ما دفع الإقليم لإقرار خطة لتفعيل التعاون في عدة مجالات مع دول عربية خلال السنوات الأخيرة.